Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir pazartesinden, güzel bir haftadan kucak dolusu selamlar, sevgiler arkadaşlar. Artık Ekim'in sonlarına gelmişken güzel bir haftaya şöyle güzel pozitif bir enerjiyle ben niyetlendim. Sizler yüreğinizdeki sıkıntınız ne ise Hani nereden cevap bekliyorsak arkadaşlar hangi konuyla ilgili ise bu. Dinleyin bakalım neler söyleyecek bize e, fincanımız diyorum. Şimdi şunu söyleyeceğim. Tabii ki de hepimizin bambaşka sıkıntıları var arkadaşlar. Uyanlar sizindir. Uyumayanlar evrenin enerjisiyle e, dinleyebilirsiniz. Neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra şöyle ben gördüklerimi paylaşacağım sizlerle. Bakalım ne diyor fincanımız bizlere. Uyanlar bizim olsun diyorum hep. Uymayanları evrene gönderin. Yüreğimize mıhlanmış bir sıkıntı varmış gibi çıkmış açıkçası. Oo, bakalım neler var burada. Şimdi birincisi yollarınız açık. Hatta iki tane yola da gideceksiniz. Yani sanki şeymiş gibi çıkmış. Alacağım bir karar var. Ve bu karar ciddi anlamda ee, açacaksın yolunu. Sen hiç meraklanma diyor. Bir düğüm var paradan dolayı bir tıkanıklık ama açılıyor yolun diyor. Şimdi burada kalp şeklinde görüyorum ben. Parasal bir konuna neyse saplanmış bir kalp var. E, i̇ki tane baş olarak çıkmış. Hani bunun anlamı ne? Sen aslında sevdiceğin nesin? Eşin nesin? Şimdi bak burada da hayalet kesfırlar gibi silik insanların senin kalbin olan ve parayla saplantılı yani parayla ilgili olan yaşadığın konuya ben yardım ederim, ben yaparım, ben ederim demişler de sizce elini ceplerine koymuşlar mıdır? Hani o taşın altına ellerini sokmuşlar mıdır? Ya da hani doğru soru olsun. Yani üç kişi var böyle sizin hayatınızın yakınlarında duruyor. İyi ama çok da bir belden altları yok. Bu insanlar size yardım edeceğiz derler. Sadece derler. Söyleyeyim. Nitekim de öyle olmuş. Bir para yardımı geldiğini görmüyorum. Şimdi burada çok net memnuniyetsiz bir insan var. Devenin hörgüçleri çıkmış. Kısmetli bir insansın. Ama ağzında kuş tutsan da karşındaki insan ha çatmış. Kaşları çatmış. Bu kimler ya? Ben üç kişinin yine belden altı yok ama olayın etrafına böyle e, toplanmışlar olarak veriyor. Çok dedikodun uzun döndüğü bir konu bu yalnız. Müthiş konuşuluyorsunuz. Böyle işi bilen de bilmeyen de haddi olan da olmayan da ciddi bir konuşulma süreciniz varmış gibi çıkmış. Siz bu işte ben artık uğraşamam deyip bir mahkemeye bile başvurmuş olabilirsiniz. Ya da sanki bu iş artık haksızlığa döküldüğü için etrafınızdaki insanlara birazcık öfkeleniyor gibi çıkmışsınız. E çünkü hayali havada kalan şeyler var. E hesaplaşma dürtüleri çıkmış burada arkadaşlar. Şimdi yay gerilmiş, ok yaydan çıktı diyor. Bir insanla artık bir şeyi ne olursa olsun başlattık demişsiniz arkadaşlar. Ne olursa olsun. Üç rakamını görüyorum. Ya sizin etrafınızda bol bol boş tehditler var. Yani şöyle ee, altı boş bu insanların ciddi anlamda yani yapacağız edeceğiz yap, olur. Ayı yıllardır sizi müdür yapacaklarmış. Mış, mış çok yani. Şimdi burada açıkçası şunu söyleyebilirim. Hesaplaşma dürtünüz daha sanki bu 10 gün daha devam edecek gibi hani Ekim ayının on, sonu diye baktığımı görüyor. Yani ben bu görselin Ekim'in sonunda sonlanacak olduğunu söyleyebilirim size. Böyle vakumlayan bir balık var ya şeyde aa, aa, ne onun adı? Aa, akvaryum diyemedim ya. <laughs> akvaryum mu vakumluyor bir vantuz gibi bir şey. Sizin kanınızı emiyor dersin yani ve kanımı emdi. Yani sizin enerjinizi hemen bir insan var çevrenizde ya. Ee, bir e, bir bitecek evet imza attığınızda ama e, bu insan sadece o değilmiş gibi. Yani ay ya şu imzayı attım da rahatladım demiyormuşsun gibi. Aksine bir de şu var hala burada dedim biri var senin etrafında. E, i̇ş yerindeyse özür diliyorum ama asalak sizin üstünüzden geçinir. Hani akrabalardaysa yani hep gelir size vir 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 vir, vir, vir anlatır ve sen o kadar mutlu uyanmışsındır ki güne. Müthiş derecede yani Arkadaşlar başımın böyle şakaklarıma bir ağrı yapıştı öyle diyeyim size. Hani bu insan iyi bir insan değil, enerjinizi emiyor. Siz de biliyorsunuz mesafeyi koyun arkadaş diyor. Ee, çok net bir şekilde çünkü bu insan sizin hayatınızda durmaya devam eder diyor. Bak şimdi bir partner var burada bana kalsa eş. Eşlerden biri böyle tavşan gibi hızlı koşacak, biri de kaplumbağa gibi adım atacak. Oysaki biri hadici, biri darcanlı, biri de hallederizci. Bak bu ikili. Ciddi anlamda birbirine bağlı. Yani enerji olarak dengelemeli misiniz acaba? Bunu mu demek istiyor? Şuradan bir kar seçeceğim ben buna. Ee, kendi haklı olduğunu söylediğin bir konu. Bu diretiyorsun. Net bir şekilde birisi zıt yöne çekiyor. Sen ama haklı mısın? Haklı da çıkacaksın bu arada. Yani bu kart haklı çıktın. İnsanlar senin haklı olduğunu gördüler kartıdır. Dolayısıyla senin kafanda zaten iki tane böyle bak. Bu senin kafan. İkiniz de... Böyle şu şekilde duruyorsunuz. Ama bu birisi böyle bir bilinmeze koşuyor. Yani eşinse de etrafındaki kiminse artık ona de ki sen haklı çıkacaksın çünkü. Hızlı hareket edersen, düşünmeden adım atarsan sadece ve sadece başına çorap örersin. Tam da tabiri bu biliyor musunuz? Çünkü eğer sizin dediğiniz olursa net bir kutlama sonuçlanır. Eğer karşı taraf sizi dinlemeyip de adım atarsa büyük bir bilinmezliğin içerisinde olacak diyor arkadaşlar. Kasımın ortasına kadar özellikle kendi kafasındaki bazı şeyleri netleştirmesi lazım. Hayatınızda da bu enerjinizi her kimse ciddi anlamda alan kişiden uzak durun derhal. Derhal diyorum çünkü acil gerçekten müthiş derecede sıkıntı yaratıyor. Şimdi hanenizde kap, kap, ım, kapalı bir insansınız. Hanenizde e, netleşecek olan bazı havada kalmış durumlarınız varsa bile kapalı kutu, kan kusmak, kızılcık şerbeti içmek belki bunun adı bilmiyorum ama e, patlamak üzere olduğunuzu ama hala dışarıya yansıtmadığınızı gördüğüm bir sıkıntınız var derinlerinizde duran diyor resmen. Özellikle onu da aa, Kasım sonu Aralık ayında bir gündeme gelecek konu. Şimdi sen zaten onu halının altına süpürmüşsün. Hiç konusunu mevzusunu açmıyorsun. Ve e, işte rahatladın durdun. Diyelim ki neyse artık işte o. E, o yüzden hiçbir şey yokken birden birden olacak bir şey. Aniden olacak bir şey var burada aniden tekrardan şu oldu falan gibi dediğim bir şey var arkadaşlar. İşte o olduğunda senin aslında dik durmaya çalışacağın var. Şimdi burada açılmış yolların vardı. Tam olarak şuradaki senin yolundan gidersene bağlı olduğunu söyleyebilirim. çünkü diğer taraf ciddi anlamda diretecek ki sanıyorum şu olacak. Sizi dinlemeden de bir şeyler yapabilir. Ona da hazırlıklı olun. Ee, şöyle o, o, diğer tarafın seçeneğiyle ilgili söylüyorum. Bak 3 kişilik kutlama var. Aslında ikinizin de özü aynı. Yani ben de diyorum üçümüz kutlayalım o da diyor üçümüz ortak olalım. Aslında baktığın zaman ben eşimin ve evladımın mutlu olacağı, ailemin mutlu olacağı bir şey deniyorum diyor. İki taraf da aynı şey deniyor. İkisi de ikinizin niyeti de üçlüyü etkilemek, din işte mutlu etmek, refah seviyesini yükseltmek. Tamam ama sen dengeli gitmiyorsun dengesiz gider diyor arkadaşlar net söyleyeyim size ee, kapalı bir alandan veriyor bir hastane tedavisi mi acaba kapalı alan vardı burada neden şimdi hapis gibi kapalı alan gibi yani sanki ama e, ya da ruhen kapalı olduğunuz anlamına geliyor kapalı alan verdi bana hastane hapishane psikolojik kapatma hangisi sizin bilmiyorum ama etrafında insanların buluştuğu bir şeyler konuştuğu bir Özellikle Aralık ayı yaşayacaksınız. Pek bir dışarıya belli etmek istemeyeceksiniz. Zaten aniden gelişen bir olayla yüreğinizin içinde var olan bir şeyi tekrardan başa sarmış gibi gösteriyor arkadaşlar. Şurası çok dolu. Yani bunun içi çok dolu. Bu katman 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 yükselmiş. Bir kapalı alanı teşvik ediyor sizi. E, tabii ki de psikolojik olarak olmasın. Lütfen bakalım neymiş Aralık sonrası için öngörü. Ee, güneş doğar mı? Evet, özellikle kariyer evinde yalnız. 9 rakamı var. <laughs> Şimdi diyeceğim ki Eylül. Ay, Ekim ayındayız ne Eylül'ü? Şaka şaka. Tabii ki de Eylül'den bahsetmiyorum. 9 rakamı çıktı da. Bazen öyle sistem ediyorlar ya bana. Ya Buket Hanım Ekim ayındayız. Siz Haziran söylediniz. Ben Haziran'a nasıl dayanırım? <laughs> Ama falan enerjisi o. Burada da bir 9 rakamı ama Evye'nin yanında çıktı. S harfinin yanında duruyor. Hatta 19 diyor. Bir de şurada. Bak şimdi arkadaşlar benim size söyleyeceğim şey şu. Burada nazar net var. Felak nasıl inşirah derhal ihmal etmeyin. Ada çayı tüsüleyin arkadaşlar. Kadının gözü mavi gözü, renkli gözü, sarışın bir kadından gelen bir göz ağırlığınız var. Bu sizin içinizdeki vesvese kısmı. Sen ne kadar çok negatif olursan hep derim ya ben. Ya beddua ediyorsun iyi tamam. Karşı tarafa bir de karşı taraf ka görse onun karşılığını anlayacağım ama sen her gün beddua ediyorsun karşı tarafa. Sana bunu yaptığı için her gün her gün her gün karşı tarafa da bir şey olmuyor. Bu sefer sen ne yaptın? Her yeni bir gün yeni bir beddua ile ağzını alıştırdın. İşte bu böyle bir şey. Yani sen o kadar çok negatifi düşürmüşsün ki hep negatif senin olsun adeta istemişsin. Enerji olarak isteyin arkadaşlar. Olumlusunu isteyin. Gerçekten deneyin ne kaybedersiniz. Şimdi 19'lu bir tarihte aranızdaki sürtüşmeyi onaracaksınız. Burada iki kafa var. Patronuna kafa tutarsın sen. Doğrucu Davut sensin burada. Bak şimdi aldığım enerjiyi söyleyeceğim size. Evet. O kişi vaat edecek, yalan atacak, söz verecek, tutmayacak. 3 lira maaş diyecek sana 2 lira verecek. Sen de diyeceksin ki bana bak patron. Ya işten çıkarım benimle çalışmak istiyorsan ya da bana vereceksin hakkımı. Ama bu söyle hani müdür yapacağım seni. Müdür yapacağım ben seni müdür yapacağım. Ya bir git Patron. Hani gibi hakkınızı savunmaya çalışacaksınız. Anlatabildim mi? Kafa kafaya verdiğiniz net bu patronunuz olur. Karşı şubenin işte müdürü olur bilmiyorum ama gözü kara bir şekilde ya onarırsın ya da basar giderim var. Ayın 19'u vermiş. 9. ay oymuş. 9 değil başında 10 var çünkü 19. Bana kalsa aralık 19 ile ocak 19 aralığı olur bilginize. Sen şimdi o kadar çok kendi... Ee, ben neyse moyum arkadaş diyen bir yapım var ki insanlar senin bu dobralığını konuşuyorlar. Şimdi aç tarafında var olan döngünün devam ettiğini, içindeki sıkıntının nazara döndürdüğünü, çünkü duruşunun çok takdir topladığını, iş hayatında da net birisine kafa tutacak olduğunu görüyorum arkadaşlar. İşle ilgili şu kartı seçmek istedim. Sen artık bu savaşı vermekten yorulmuşsun. Sözünü tut be adam diye birine kafa tutacaksın. Net kafa tutacaksın ama huzurlu olacak senin için. Sen artık huzurlu olmak istiyorsun, bu mücadeleyi istemiyorsun. Hanenin ortası bu konuşmalar ve yüreğindeki sıkıntıyla alakalı baktığımda inatçısın sen burada net bir şekilde inat ettiğin konuları netleştireceksin. Millet ne derse desin ben bildiğimi yaparım demek. Ama millette de konuşmaya devam edeceği için çok da kafa, kafaya takmayacaksın. Aşk hayatında bir rutinin devam edişi vardı arkadaşlar. Akıllı ve olgun adımlar atıyorsun. Geleceğini düşünerek adımlar atıyorsun. E, bu da sorunlar yaşandığında akıllı ve olgun geleceği düşünerek ya da bir büyünün işte o lafını dinleyerek belki de birinden e, gerçekten bir büyükten e, destek alarak belki bunun adı bilmiyorum. Ama bu ermiş kartı olgunluktur. Geleceğe yatırım atmaktır. Ya da birisinden destek aldığında hani akıllı akıllı adımlar atıyorsun, olgun olgun adımlar atıyorsun demektir. Bu sizin evlerinizin rutin gidiyor oluşu da İkinizin de olumlu ve olgun tavırlarıyla beraber devam ediyor anlamındadır. Derin çok temiz çünkü. Nazarınız için adaçayı tütsüleyebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye edeyim. E, felak nasıl inşira okumak isteyenler okuyabilir. Adaçayı tütsüleyebilirsiniz. O da o da gerekirse eşya eşya tütsüleyin. Ben böyle bazen evi halkının bile üstünden geçiririm. Çünkü bu negatif enerji insana esir alıyor gibi adeta. O yüzden de benim size haricizane tavsiyem. Hani arkadaşlar aman hani dikkat edin. Bence e ne diye e, bu enerjinin esirinde kalasınız ki? Varsa elinizde imkan yapın derim. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sabahları ve akşamları iki bakımda karşınızdayım. E, şunu söylemek istiyorum. Herkesin gönlünden geçirdiği, gerçekleşsin inşallah niyetleriyle e, kapattığım ve de gerçekten pozitif bütün enerjilerimi böyle aktarmaya çalıştığım bir Enerji alanı sonundaki sohbet kısmında. Çünkü sonuna kadar dinliyorsunuz ve yaptığınız yorumlar bana inanılmaz ilaç geliyor. İyi ki varsınız sizlerde. İyi ki yolumuz kesişmiş ki ben de sizlerin sayesinde devam edebiliyorum bu duruma. Yoksa inanın 3 yıl oldu. Bazen böyle negatif enerjiler çok etkileyebiliyor kişileri beni ya da keza. O yüzden burası benim için çok keyifli bir alan. Herkesin gönlünden geçirdiğinin gerçekleşmesini, gönülden istediğim bir alan. Sıkıntınız elbette ki çoktur ama yağ sabır geçecek arkadaşlar. Yeter ki sağlıkla sınanlayalım. Sağlıkla sınandık ya hepimiz biliyoruz aslında o tecrübeyi. O yüzden yağ sabır bu kapı açılacak elbette. ki Sonsuza dek gitmeyecek bu derdin, gamın, kederin. Ya sabır. Karşı tarafa da beddua ederek ağzını hiç bulaştırma. Hep öyle söylüyorum. Pozitif enerjinin etkilenmesin boş yere. Karşı tarafa ilahi teslim et, er geç tecrübe edecek. Bak göreceksin ki sen beddua ettin diye değil aksine o zaten yaşaması gerekeni yaşayacağı için, yaptığının karşılığını göreceği için, karşılıksız kalmayacağı için yaşayacak bunu. O yüzden ya sabır arkadaşlar. içinizi ferah tutun. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.